Porselen yüz estetiği nedir? Porselen yüz deyince aklımıza ne geliyor? Porselen yüz, hastanın cildinin parlak, pürüzsüz, kırışıklığından arınmış, yaşlılık lekelerinden uzaklaştırılmış, güzel, genç, fresh bir görünüm elde etmesi olarak düşünüyoruz. Buraya nereden geldik? Aklımıza nereden çıktı? Niye böyle bir ihtiyaç hissettik? Niye böyle bir tabir kullanmak istedik? Bütün bunun bir öyküsü vardır. Çok sevdiğim bir teyzemiz vardı. Bir gün bana geldi. Ya Volkan'cığım dedi, ben yüzüme dedi, porselen gibi yüz istiyorum dedi. Ya dedim, bu nasıl yani dedim. İşte ya porselen makyaj yapılıyor ya, onun gibi bir şey olsun dedi. Şimdi deyince böyle gülümsedim tabii. Yani böyle bir şey nasıldır, nedir, ne değil de çok da bildiğim bir şey değil. Porselen makyaj nedir diye onu bir açtım, baktım falan. Hastaları, insanları alıyorlar güzelleştirmek amaçlı. İşte kalın bir makyaj yapıyorlar. Kırışıklardan arınıyor. Pürüzsüz, çok berrak, bir parlak bir görünüm elde ediyorlar. Yani çok güzel bir şey ama tabii bu günlük hayatta kullanılabilecek bir şey değil. Sadece böyle sinemalarda, bazı gösterilerde kullanılan bir şey. Acaba dedik biz bunu gerçekten hastalarımıza verebilir miyiz böyle bir şey? Bunun üzerine düşünmeye başladık. Ve bu konuya teyzemizle başladık konuya. Kendisine anlattım. Bakın teyzeciğim dedim, buralarında nasıl olabilir boşluklarım var dedim. Oraları doldurabilirsek daha gergin bir şey elde edebiliriz. Yüzünde hafif çökmeleri var. Oraları doldurabiliriz dedim. Böylece bir çökmelerden uzaklaştırılmış bir yüz elde edebiliriz diye düşündük. Ve böylece yola koyulduk. Önce başladık, nazolabiyelerini doldurduk. Aa Volkan'cığım çok güzel oldu falan dedi bize. Arkasından işte yüzdeki sarkmaları toparlamaya başladık. Daha bir memnun kalmaya başladı. Bir botoks uygulaması yaptık hastamıza. Teyzemiz daha doğrusu. Botokstan da yapınca alın bölgesindeki kırışıklar, özellikle dinamik kırışıkları çözdüğümüzü gördük ama belli bir yaşın üstünde olduğu için de o ince, statik kırışıkların arındıramadığımızı fark ettik. Ve bunları da çözmemiz gerektiğini düşünmeye başladık. Ve bütün bunları yaparken ince dolgular falan, o ince dolgu ve benzerleri yaptık ama çok ince kırışıklar çözmemiz mümkün olmadı. Bu aşamada bir mezoterapi yapalım dedik. Aldık 69 tane, 70 tane vitamin, işte multi elementler, eser elementler, bütün bunların kombinasyonu yüzüne uygulamaya başladık. Ve böylece yüzünde bir parlaklık kazanmaya başladık. Elde ettiğimiz şey çukurlardan, çökmelerden uzaklaşmış, aynı zamanda parlak bir cilt elde etmeye başladık. Görünüm çok güzeldi. Sonra teyzemizin yüzündeki işte kırış şeylerin, akne skarların, yüzündeki benlerin işimizi bozduğunu fark ettik. Bunu da çözmek istedik. Bunları çözmek için de birçok tekniğimiz mevcut. İşte cerrahi olarak alabiliriz, kimyasal olarak peeling yapabiliriz, koterize edebiliriz, kriyo yapabiliriz. O kadar çok seçeneğimiz var ki. Ama elde ettiğimiz sonucun çok iyi olmasını ve kırışıklardan da arınacak bir sistem olmasını istedik. Ve böylece de mevcut makinaları, enstrümanları taramaya başladım. Hangisi bize daha güzel, kalıcı, daha güzel bir çözüm elde eder diye düşünmeye başladık. Ve böylece birçok enstrüman denedim. En son plazma enerjisiyle çalışan makineleri fark ettim. Onlar çok da fazla piyasada olan tipler cihazlar değil. Uygun cihazı bulduk, aldık geldik ve teyzemizin akne skarlarını küçültmeye başladık. Sonra yüzündeki benleri yakıp yok etmeye başladık. Ve böylece gerçekten bu işlemler sonucunda teyzemizi porselen cilt görünümü kazandıracak bir yüz yapmış olduk. Ve sonuçta teyzeciğim bakın görüyorsunuz porselen yüzünüz oldu dedik ve gerçekten çok da mutlu oldu. Porselen yüz estetiğini kimler tercih etmeli ve bu işlemde ne tür yöntemler uyguluyorsunuz? Porselen yüz 18 yaş üstünde olan tüm hastalarımıza uygulayabilmekteyiz. Eğer kişi zaten 18 yaşında herhangi bir skarı yok, bir şeysi yoksa, yüzünde çökmeler ve benzeri yoksa zaten ihtiyacı yoktur. Ama gençlik dönemimizde ortaya çıkan akne skarları ve ona bağlı aktif akneler kişinin cilt yapısını, yüzünü çok bozduğu için bu hastalar da uygulayabiliriz. Ama genellikle bu hastalarımız 35 yaş ve üstü hastalarımız daha çok bize gelmektedir. Bu hastalarımızın içine yüzündeki zamanla oluşmuş kırışıklıkları çözmek için özellikle ihtiyacımız oluyor. Yaptığımız botoks uygulamaları 6 ay gibi, 3-8 ay, 6 ay gibi süresi oluyor.
Bu yaptığımız işlemde bizim plazma enerjisiyle çözdüğümüz kırışıklıklar çözümümüz 2 ile 5 yıl arası sürmekte. Daha uzun bir kalıcılık elde etmekteyiz. Ve yüzündeki mevcut olan güneşe bağlı lekelerin tamamını birkaç saniye içinde çözüp her lekeyi birkaç saniye içinde çözebiliyoruz ve yüzde bulunan leke sayısına bağlı olarak da bir yarım saatimiz falan olmakta. Yüzündeki tüm lekeleri silip aynı zamanda statik kırışıklıkları yaptığımız işlemlerden dolayı o kırışıklıkları sorunlarını çözmekteyiz. Porselen yüz estetiğinde işlemden sonra nelere dikkat edilmelidir? Porselen yüz estetiği özellikle istediğimiz dönemler kış dönemleridir. Kesinlikle Eylül'ün sonunda başlıyoruz. Daha Eylül'de başında bile bu işte uygulamak çok doğru bulmuyoruz. Ve bu işlemden sonra hastanın iyileşme dönemi ne kadar 3-4 gün olsa bile o cildin kızarıklık, daha doğrusu pembemsi ince bir hassas doku 2-3 hafta yine sürmektedir. Bu dönemde hastanın güneşten kendisini çok güzel koruması gerekmekte. O yüzden en geç yaptığımız Nisan'ın sonu gibi olabiliyor. Mayıs'ta bile yapmayı uygun görmüyoruz. Yaptığımız kısaca aralık şöyle diyebiliriz. Eylül'ün sonuyla Nisan'ın sonu arasındaki dönemlerde uygulamak en güzel sonuçlar elde etmekteyiz. Porselen yüz estetiği hangi yaş aralığına uygulanır? Porselen yüz estetiğin için herhangi bir yaş limitimiz yok. Ama her cerrahi işlem gibi 18 yaş ve üstüne mutlaka yapıyoruz. Bu hastalarımızda işte özellikle hangi yaş grubu diye düşünürsek de 25 yaş ve üstü daha çok ihtiyacı olmakta gerçekten. 25 yaş ve üstü hastalarımızda ciltte bir elastikiyet kaybı olduğu için çökmeler, hafif sarkmalar 25 yaşından sonra başlıyor. Ve bu 40'tan sonra biraz ağırlık kazanıyor tabii ki. Bu hastalarımızda yaptığımız işlem ne oluyor? O bölgedeki işte ihtiyacı olan çökmeler için yaptığımız hyaluronik asitler ve o ciltlerdeki akne sikarları için gereken sıkılaştırma, gözenekleri sıkılaştırma işlemleri özellikle 25 yaş üstü hastalarında daha fazla ihtiyaç oluyor. Ve o yüzden de 25 yaş üstü ve üst limit olarak da 90'da bile diyebiliriz. Hiç sıkıntımız yok. Önemli olan hastanın kendini genç hissetmesi ve bu işlemi ihtiyaç hissetmesidir. Üst limitimiz yok yani. Porselen yüz estetiğindeki süreçten de biraz bahsedebilir miyiz? Porselen yüz estetiğinde öncelikle hastamızın analizi çok önemlidir. Hastamızı büyüteç altında cildini değerlendiriyoruz. Yüzündeki eksiklere göre bir süreç, bir plan yapıyoruz. Özellikle hastamızın nazolabial bölgede çökmeleri varsa ya da kaz ayağında derin çökmeleri varsa bu bölgelere uyguladığımız hyaluronik asitli dolgular yapıyoruz. Ve buradaki çökmeyi tamamen kapattıktan sonra hastamız ikinci bir işleme başlıyoruz. Bütün bu işlemleri ard arda yapıyoruz. Böyle bir yaptık gidiniz, iki hafta sonra gelin gibi bir şey yok. Dolgularımızı yaptıktan sonra, yüzü çökmeleri tamamladıktan sonra plazma enerjisiyle cildindeki akne izlerini, benleri ve benzeri ciltteki lekelenmeye neden olan herhangi şeyleri, ne varsa bu yaşlılığa bağlı izler olabilir, güneşe bağlı izler olabilir. Bütün bunları siliyoruz, onları plazma enerjisiyle yok ediyoruz. Bu süreç topu topu bizim için nasıl diyebilirim 45 dakika falan gibi bir süre almaktadır. Ondan sonra bu işlem bittikten sonra hastamıza verdiğimiz kremlerle evine gönderiyoruz. Bu da bizim 3 gün gibi bir süreye ihtiyacı oluyor. Hastamızın verdiğimiz kremleri 3 gün düzenli kullanması gerekiyor. 3 günden sonra da tekrar hastamızı alıyoruz kremimizle. Bir cilt temizliği yapıyoruz. Altındaki yaptığımız yerde eksiklik var mı, bir sıkıntımız var mı diye iyi bir analizden sonra eğer ekstra bir işlem yapmak gerekirse yapıyoruz ama genellikle ikinci bir işleme ihtiyacımız olmuyor. Hastamızı cilt temizliğinden sonra sadece güneş kremiyle evine gönderiyoruz. Tek istediğimiz şey hastamızın bu yeni oluşan pembe güzel cilt dokusunu korumasını güneş kremleriyle. Koruduktan sonra 2-3 hafta içinde tamamen pürüzsüz, parlak, güzel bir cilt yapısı oluşmakta. Tabii bu cilt yapısının aktif olmasının en büyük etkenlerden biri de yüze uyguladığımız multivitaminler. Multivitaminler ve eser elementler, mineraller uyguluyoruz ve bu da cildin parlaklığını da kazandırıyor. Yaptığımız bu işlem bazen hastaların ileri yaş grubundaysa 6 hafta sonra
tekrar bir işleme ihtiyaç olabiliyor. İkinci bir işlem ya da üçüncü bir işlem yapılabiliyor yaşına bağlı olarak. Bundan sonra da hastanın en az 2 yıl olmak üzere 2 ile 5 yıl arası bir tamamen porselen cilt yapısına sahip olmuş bir doku oluşuyor. Ve hastalar oldukça mutlu oluyorlar bu konuda.